Eme naha dve dema tengasiye de ve dema zulmü zordariye de kari khoyi hev serok diye bi serbilindiya ki mezinkir. Bele, Briz, Serpil, Kemal Bay. Evet, değerli arkadaşlar, emek ve kadın mücadelesinde çok büyük katkıları olan bu zor dönemde bizlerin birlikte olan eş başkanımız Serpil Kemal Bay. Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, yurt içinden ve yurt dışından 3. Büyük Kongremizi onurlandıran değerli dostlarımız, kurum temsilcileri, yabancı misyondan temsilciler, saygıdeğer delegeler, hepiniz hoş geldiniz. Humbiher Hatın, Sersera Serçeva Hatın. Üçüncü büyük kongremiz çok stratejik, çok önemli bir dönemde, tarihsel bir dönemde gerçekleşiyor ve bugün sizler burada bu tarihsel anın önemini, değerini tam olarak kavramış bir şekilde bu salonu ve arenayı içeride, dışarıda doldurdunuz. Büyük zorluklar aşarak, baskılarla, engellerle karşılaşarak partinizin kongresinde buluştunuz. Hepinizin emeğine sağlık. Hepiniz var olun, sağ olun. Dayanışmanız daha da büyüksün. Gücümüz daha da büyüsün. Kararlılığımız daha da büyüsün sevgili kardeşlerim. Emek, barış, demokrasi, özgürlük mücadelesi için tüm bedel ödeyenleri, zindanlarda rehin olan binlerce yoldaşımızı burada selamlamak istiyorum. Hepsine emanetinizin güvenli ellerde olduğunu söylemek istiyorum. İçeride yükseltilen direniş burada, bu salonda karşılığını buluyor. Bütün coğrafyamızda direne direne kazanacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Değerli yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım, 7 Haziran'da biz o kadar büyük bir buluşmayı gerçekleştirdik ki, halklarımız o kadar önemli bir adım attı ki, egemenler kendi siyasi yok oluşlarını gördüler ve bizlere, halklarımıza, HDP'ye, eş genel başkanlarımız sevgili Figen Yüksekdağ ve sevgili Selahattin Demirtaş başta olmak üzere, belediye eş başkanlarımıza, bütün seçilmişlerimize yönelik topyekün bir saldırı başlattılar. Fakat ne oldu? Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, bütün partilerimiz zindanları birer mücadele alanına çevirdi. Onlar içeride, bizler dışarıda mücadelemize, emek, barış, demokrasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Onların mücadelesi, zindanların mücadelesi bizlere güç veriyor, onur veriyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu her zaman söylüyoruz. Bir yol ayrımına geldik. Ve bu yol ayrımda halklarımızın şu sorunun cevabını vermesi gerekiyor.
yaklaşık 100 yıldır süren inkarcı, tekçi, İMHA'ya yönelik sömürücü politikalar devam edecek. Cinsiyetçi, militarist, ırkçı politikalar devam edecek. Bu kutuplaşma, ötekileştirme devam edecek. Faşizm kurumsallaşarak kendini sürdürecek mi? Yoksa halklarımız için, halklar bahçesi olan coğrafyamızda eşit, özgür, demokratik, laik, çoğulcu bir demokrasiyi el birliğiyle inşa mı edeceğiz? İşte biz 7 Haziran'dan bu yana bu sorunun cevabını arıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Onlar siyasi darbe yaparak, faşizmi azgınlaştırarak, OHAL ve KHK'larla halklarımızı sindirmeye çalışarak kendi statükolarını, kendi tekçi politikalarını, tek adam rejimlerini bize dayatıyorlar. Fakat biz ne yapıyoruz? Biz hayır demeye devam ediyoruz. Biz özgürlük için mücadele edeceğimizi ısrarla, inatla, kararlılıkla sürdürüyoruz. 2018 yılı işte böyle bir yıl olacak. 2018 yılı faşizm kurumsallaşacak mı? Yoksa halklar mı kazanacak? Tek adam mı kazanacak? Yoksa halklar mı kazanacak? İşte bu sorunun cevabını aradığımız yıl olacak. O yüzden de bugün bizim bu salonu tıklım tıklım doldurmamız, on binlerce HDP'linin, on binlerce demokrasi mücadelesi yürüten dostlarımızın, yoldaşlarımızın HDP'nin yanında durması, HDP ile birlikte omuz omuza mücadele etmesi çok çok önemlidir. O yüzden 3. Büyük Kongremiz tarihsel bir sorumlulukla ve tarihsel bir öneme sahiptir. Burada bize güç veren, içeriden, yurt içinden, yurt dışından bütün dostlarımıza dayanışmaları için, enternasyonalist dayanışmaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum bir kez daha. Bugün faşizmin karşısında durmak, el ele vermek, omuz omuza durmaktır. Bir arada olmaktır. Faşizm çünkü birlikte yenilir arkadaşlar. Faşizm ancak onun karşısında güç birliği yaparak, omuz omuza vererek ve ancak direnerek, mücadele ederek yenilir. O yüzden bizler de direniş yolunu seçtik. O yüzden biz de diyoruz ki bütün toplumsal muhalefeti, bütün ezilenleri, sömürülenleri, hele hele kadınları, gençleri, onların mücadelelerini, onların taleplerini birleştirmek bizim boynumuzun borcu olsun. Bizler barışı ve demokrasiyi savunmak için bu ülkede demokratik bir cumhuriyeti el birliğiyle inşa etmek için herkesin inancıyla, kimliğiyle, emeğiyle, doğasıyla birlikte hep beraber yaşayabileceği bir toplumu, bir yaşamı, yeni bir yaşamı inşa etmek için mücadelemiz sürecek. Değerli arkadaşlar, AKP Erdoğan rejimi işte bu mücadeleden korktuğu için herkese saldırıyor. Sadece HDP'ye değil, bakın TTB'ye, Ayşe Öğretmen'e, Furkan Vakfı'na, Keske, Nuriye ve Semih'e, gazetecilere, herkese saldırıyor. Fakat işte bu birbirine benzemeyenlere yapılan saldırı bizlerin neden birleşmemiz, neden birlikte mücadele etmemiz gerektiğini de bize anlatıyor. Türkiye'yi tek adam rejimini inşa etmek için o kadar büyük bir karanlığa gömdüler. O kadar büyük bir ekonomik ve siyasi krizin içerisine ittiler ki artık halkımız nefes alamıyor. Bakın, AİHM'e başvurular
son 13 yılda %571 arttı. İnsanlar artık enflasyondan ve yoksulluktan sokağa çıkamaz hale geldi. Bu sefer evlerin suyu, elektriği kesilmeye başlandı değerli arkadaşlar. İşçiler, emekçiler bedenlerini ateşe vererek sorunlarını duyurmaya çalışıyorlar. Seslerini, bedenlerini yakarak duyurmaya çalışıyorlar. İşte bu ülke böyle bir ülke oldu. Ve artık AKP saray rejimine sadece ve sadece o halde yetmiyor. O hal rejimi de onun zorunu sürdürerek bu iktidarın bu halkı yönetmesini sağlayamıyor. İşte o yüzden de zora bağımlı hale gelmiş olan bu iktidar bu sefer de Afrin'e savaş açtı.